denizin tuzu ve havuzun kloru, güneşin dik gelmesi derken yaz aylarının gelmesiyle göz sağlığımız da olumsuz etkilenmeye başlıyor. Peki nasıl koruyabiliriz bu dönemde gözlerimizi? Öncelikle bunu konuşacağız. Ardından pek çok insanın ortak sorunu olan göz tansiyonu yani glokomu ve tedavi yöntemlerini detaylandıracağız. Vaktimiz kalırsa akıllı mercekler de bu bölümün konusu. Stüdyomuzda göz hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Özgür Yaşar bulunuyor. Sizin de gözlerinizle ilgili şikayetiniz varsa bize katılabilirsiniz. 0212-243-71-78'den bizi arayarak sorabilir. 0544-880-87-87'den de WhatsApp yoluyla bize mesaj atabilirsiniz. Sayın Yaşar hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi yeniden görmek çok hoş. Ben de çok seviyorum sizi. Çağırdığınız zaman hemen koşarak geliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hasta değilsem tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ya da hastanız yoksa değil mi? Evet, evet. Şimdi malum yaz ayı geldi, seyahatlere çıkacağız. Acaba güneş ve yüzmek gözlerimizi nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle, önce güneşten bahsedeyim. Güneşte tabii biliyorsunuz ultraviyole var. Ultraviyole gözün lens tabakasını ve retina tabakasını etkileyebiliyor. Her şeyin çoğu zarar biliyorsunuz. Dolayısıyla ultraviyole ışığına fazla maruz kalmak gözde katarakta neden olabilir. Ve retinada da makula dejenerasyonu, işte retinopati gibi problemlere yol açabilir. Yani biz gözümüzü aslında güneşten korumalıyız. Nasıl iyi bir güneş gözlüğüyle mutlaka aşırı güneşte gözümüzü korumalıyız. İyi bir güneş gözlüğü nasıl olmalı? Evet. Tercihen polarize filtreli, ultraviyole blokajlı bir gözlük olmalı ve gözümüzü kapatmalı. Hı hı. Yani büyük seçmeliyiz değil mi? Evet. Hani yani, modaya uyup da şu küçük gözlüklerden bir takayım dememeliyiz aslında. Evet yani o tabii her şeyde biraz moda var. Tabii ki onu bloke edemeyiz. İnsanlar evet, tercih edeceklerdir ama... Hani en azından camına dikkat etmeleri lazım. Hani ultraviyole blokajı var mı, polarize mi? Hani tercihen bunları alabilirlerse daha iyi olur. Korumalı bir gözlüğü kullanmak çok daha faydalı sağlık açısından. 1960'lar, 70'ler ne kadar güzel dönemlermiş değil mi? Güneş gözlüğü açısından düşününce tabii, kocaman güneş gözlükleri takıyordu kadınlar. Tabii. Sonra Tom Cruise çıktı. Evet. Top Gun filminde. Evet. Ondan sonra bir marka doğdu. Evet gerçekten öyle. Değil mi? Öyle, evet, öyle oldu yani. Öyle. Bir marka o filmle doğdu. Kesinlikle. Evet. Şimdi bu dönemde güneş alerjisi yaşanabilir mi gözlerde acaba? Tabii ki. Şimdi nasıl belirti verir? Tabii şimdi yazın, bahar ayı ve devamında yaz aylarında doğa canlanıyor. Doğa canlanınca canlılar tohum saçıyorlar, bitkiler. Bu tohumlar etrafta, havada dolanmaya başlıyor. Polenler, tohumlar. Dolayısıyla biz bunlara maruz kalıyoruz. Bunlar aslında hepsi bir antijen. Yani bir canlı unsuru. Yani havada dolaşan bir toz değil aslında. Bir canlı unsur. Geliyor gözümüze yapışıyor. Evet. Sonra bizim vücudumuz, biz de bir canlıyız. Diyor ki hoş geldin. Sen kimsin? Yabancı bir cisimsin. Yabancı bir cisim geldi gözümüze yapıştı. Sen buraya ait değilsin ki diyor. Yani sen bana yabancısın diyor. Ben diyor seni istemiyorum diyor. Şimdi bakınca haklı. Tabii. Şimdi gözün bir unsuru değil o çam ağacının tozu, poleni. Ondan sonra hadi sen bir güle güle diyor. Gitmezse bu sefer askerleri çağırıyor. Gelin bunu bir kovalayalım buradan diye. Ondan sonra başlıyor savaş. Savaş ne oradaki savaş? İnflamasyon. İnflamasyon başlıyor. Göz kızarıyor, sulanıyor, ışık hassasiyeti vesaire. Eğer bu bazen vücut bu gelin şu antijeni atalım derken abartabiliyor. Topyekün bir saldırıya geçebiliyorlar. Biz buna atopi diyoruz. Aşırı hassasiyet diyoruz. Ve en sonunda alerji tablosu ortaya çıkıyor. O zaman hastalık oluşuyor. Evet. Alerjik konjonktivit. Güneşe karşı da oluyor değil mi bu? Sadece polene değil. Tabii değil yani güneş de bunu agreve ediyor. Yani tetikliyor mu? Yangını üflüyor. Anladım. Öyle söyleyeyim. Yani evet, O şekilde savaşı hadi bakalım daha çok savaşın diyor. Yani böyle bir şey oluyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Eğer ilaca ulaşamıyorsak, eğer hekime ulaşamıyorsak yapmamız gereken şey çok basit. Soğuk suyla yüzümüzü, gözümüzü yıkamak. Böyle gözümüzü de yıkamamız lazım. Yani duş aldırır şekilde soğuk suyla, temiz suyla gözümüzü yıkamalıyız. Bu yıkama işlemi ne yapıyor? Orayı uzaklaştırıyor, oradaki antijenleri ve vücudun oluşturduğu antikorları, sitokinleri, histaminleri oradan uzaklaştırıyor. Ve hatta soğuk, temiz bir pamukla kompres uygulayabiliriz. Hafif böyle o ödem rahatlar. Hemen zaten soğukla rahatlama olacaktır. Hı hı. Bu çay yaprağı işe yarıyor mu bu dönemde? Şöyle, çay yaprağı da zaten bir organik bir bileşen. Hani çaya karşı da kişinin alerjisi varsa yangına benzin dökmüş oluruz. Doğru. Dolayısıyla biz hani ilk önce soğuk suyla bolca yüzümüzü, gözümüzü yıkamalıyız. Hı hı. Güneş gözlüğü varsa takmalıyız. Güneş çünkü agreve ediyor oradaki inflamasyonu. Tercihen daha böyle karanlık bir odada dinlenmeye sevk etmeliyiz gözümüzü. İlk önce hani ilaca ulaşamıyorsak bunları yapmalıyız. İlaca ulaşınca da zaten biz damlalar kullanıyoruz tedavide göz hekimleri olarak. Bu damlalar çok etkili. Çok hızlı bir şekilde oradaki olayı söndürüyoruz. Oradaki yangını, oradaki savaşı söndürüyoruz. Mühim olan düzenli kullanmak herhalde, değil mi bu da? Eğer bünyemiz atopikse, yani bünyemiz hemen bu tür antijenlere aşırı reaksiyon gösteren bir bünyemiz varsa, ki benim bünyem öyle mesela, o zaman tetikte durmalıyız. Bazı immün medyatörler diyoruz biz ona. Yani bizim kendi savunma sistemimizi baskılayacak İlaçlar kullanmalıyız. Hı hı. Yaz, bahar aylarında antihistaminik tarzı değil mi? İşte evet. Mast hücre stabilizatörü, antihistaminikler. Antihistaminikler daha çok akut evrede kullanılır. Hı hı. Daha çok mast hücre stabilizatörlerini biz başlarız kullanmaya bahara daha gelmeden. Mart'ta falan başlarız. Önlemek amaçlı. Önlemek amaçlı. Sakinleştirmek amaçlı askerleri. Hı hı. Ya durun bir o kadar da abartmayın demek amaçlı. Mast hücrelerini bir sakinleştiriyoruz. Saldırmayın, durun yani o kadar da abartacak bir şey yok diye. Hı hı. Sonra ona rağmen reaksiyon gelişiyorsa o zaman işte dekonjestanlar, antihistaminikler vesaire onları da ekliyoruz ki yangını söndürelim. Ben de çok duyarlıyım dediniz değil mi gözleriniz için? Alerjim var, evet. Şimdi mavi gözlüsünüz. Evet. Ben de mavi gözlüyüm. Ben daha de çok yatkınız. Duyarlıyım. Yani mavi gözlünün dezavantajı mı var bu anlamda? Hayır, şöyle genler yatkın. Şimdi sarışınlar esmerlere göre alerjiye daha çok yatkındır. Bu sebeple yani bir genetik altyapımız buna yatkın. Konu açılmışken çok merak ettiğim bir soru var. Sizi de yakalamışken. Hı hı. Mavi gözlülerin eksik bir takım pigmentlerinden dolayı mavi gözlü olduğu bilgisi doğru mu? Doğru tabii. Hı. Şimdi gözün... Yani bir nevi sakat mıyız biz? Hayır, hayır. Iris, yani gözün renkli tabakası pigmentedir. Pigmente ne demektir? Yani şimdi bizim fotoğraf makinesinin diyaframını bilir misiniz? Yani fotoğraf makinesi... diyaframı açtığınız zaman yakına odaklanır ve karanlıkta daha çok ışık alsın diye diyaframı açarız. Ben Doğru. de fotoğrafçıyım. Evet. Kıstığımız zaman da net alan derinliği artar. Yani çok daha uzağa görebiliriz. Hı. Fotoğrafta net çekebiliriz. Ve o zaman bize ne lazım? Işık lazım. Hı. Bu diyafram nedir? Işığı bloke eder değil mi? Gözün diyaframıdır iris. Hı hı. Karanlıkta göz bebeklerimiz ne olur? Büyür. Aydınlıkta ne olur? Bir anda böyle dışarı çıktık binadan. Küçülüverir. İşte bu görevi var iris tabakamızın. Bunu pigmente olması sayesinde sağlıyor. Hmm. Yani pigmente ne demek? Yani bir renk tabakası var. Evet. O sayede bunu sağlıyor. Daha az pigmentli iris tabakasında işte yeşil, sonra mavi. Mavi en az pigmentli tabakadır. Daha açık maviler en az pigmentlidir. İşte kahverengi, siyah göz yoktur. Siyah göz yok mudur? Yoktur. Kahverengi, daha koyu kahverengi, siyah göz yoktur. Niye siyah gözlü diye bilinir herkes? Yoktur o, işte yanlış bilgi. İşte daha koyudur o, daha koyu kahverengidir. O şekilde pigmenti daha az göz. Yani şimdi benim cildim size göre daha pigmentli. Ben hasta mıyım veya siz hasta mısınız? Değilsiniz. Ama bazı şeylere daha duyarlı herhalde, evet, değil mi? Işık hassasiyeti daha fazla oluyor. Çünkü pigmenti az. Evet. Yani dışarı çıktığımızda beraber, şimdi mesela binadan dışarı çıkalım. Ben belki yeşilim, siz belki mavisiniz. Hani ben bir tık daha az etkilenebilirim, evet, size göre. Evet, anladım. Tam olarak bu böyle değil aslında ama, evet, hani genel bilgi olarak böyle. Evet, evet. Şimdi dönelim yine konumuza. Evet. Acaba havuzlar ve deniz tuzu gözlerimizi, hı-hı, nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle, çok önemli bir konu. Şimdi tabii yaz geldi, sıcak, yanıyoruz, bir serinleyelim diyoruz, havuza giriyoruz, denize giriyoruz. Öncelikle bizim girdiğimiz suyun temiz ve sağlıklı olup olmadığını bilmeliyiz. Eğer bilmiyorsak girmemeliyiz. Biz Mars'ta neden su arıyoruz? Yaşam için, evet, değil mi? Su ne demektir? Yaşam demektir. Suda her şey yaşar. Evet. O yüzden su bir besi yeridir. Bakteriler, mantarlar, virüsler hep suya giderler. Hı hı. Çünkü su bir yaşam ortamı. Hı hı. Dolayısıyla biz o yaşam ortamına giriyoruz. O zaman onun temiz olduğundan emin olmalıyız. Hı hı. Çünkü orada bizim haricimizde birçok şey yaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla girdiğimiz havuzun dezenfekte olup olmadığını, işte yeterince suyunun temiz olup olmadığını, işte ilaç oranlarının düzgün olup olmadığını iyi bilmeliyiz. Şimdi mesela bazen hatalı bir şekilde klorlanmış havuzlar oluyor. Evet. Bir çıkıyoruz, gözler kıpkırmızı. Doğru. Şimdi demek ki onu biraz kaçırmışlar, ilacını. Böyle bir durumda ne yapacağız? Hemen bol suyla yıkayacaksınız. Hemen bol suyla gözünüzü yıkayacaksınız. Ve kontak lens vesaire varsa zaten girmemeniz gerekiyor kontak lensle havuza. Orada bir sürü işte mikroorganizmalar var. Mümkünse girecekseniz de kafanızı sokmamanız lazım. Hemen bol suyla yıkamalıyız. Peki ya denizin tuzu nasıl etkiliyor gözü? Aynı şey işte. Aynı yani şey. Eğer bakteriler varsa. Tuz, yani tuz, sodyum ve klor gözü. Klor havuza biz zaten tuz atıyoruz, hı hı. Mikroplarını öldürmek için. Aslında hani denizin tuzlu olması bir nevi mikrobik kontaminasyon açısından kendi kendine düzeltmesi. Şimdi çok fazla tuzlu bir deniz gözlerimizde biraz böyle hassasiyet yaratabilir. Hı hı. Ama çok bir sıkıntı yaratmaz. Yani o bizim ayarladığımız havuzun kloru gibi değil. Değil mi? Biraz daha güvenli. Organik çünkü. Yani ona biz uygun, beraber, dünya ile beraber biz evrildiğimiz için biz ona uygunuz, o bize uygun. Dolayısıyla hani onda bir sıkıntı yok. Yapay bir şeyde bir sıkıntı var. Yine de eğer dalmak, gözümüzü açmak istersek gözlüklerimizi takmakta fayda var, değil mi? Su gözlüğü. Şimdi alerjik bir bünyesi varsa şahsın tabii ki o şekilde bir önlem alarak girmesinde fayda var. Bir de temiz deniz olması gerekiyor. Yani şimdi kontamine olmuş bir denize girmemek lazım. Gözümüzü hele orada hiç açmamamız lazım. Kulağımıza su kaçar, otit oluruz. Gözümüze kaçar, konjonktivit oluruz, keratit oluruz, kornea iltihabı. Çok daha tedavisi güç ve zor. Kontak lensle denize, havuza girmemeliyiz. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Altını çizelim. Altını çizelim. Kırmızı kalemle. Kesinlikle kontak lensle havuza, denize girmemeliyiz. Çok büyük sonuçları olabilir. Kornea ülserine kadar gidiyor. Ne gerek var yani, numaralı yüzücü gözlükleri var, onları kullanabiliriz. Başka uyarılarınız olacak mı? Kontak lens kullananların yaptığı bir başka hata, gece gündüz gözde kalabiliyor, bir ay gözümüzde durabiliyor, çıkartmaya gerek yok diye satılıyor şu an birçok kontak lens. Hı hı. Böyle bir şey yok. Doğru değil. Her akşam uyurken artık lenslerimizi solüsyonuna, yeni tazelediğimiz yeni solüsyona koyup kabını kapatıyoruz. Aksi takdirde gözlerimiz ne olur? Şimdi şöyle, gözümüz bizim kornea tabakamız havadan oksijeni alıyor, havadan. Bir de konjonktiva tabakasından oksijen alıyor. Bir de damarlardan alıyor, silyar damarlardan. Şimdi 3 tane alma metodu var. Siz şimdi korneanın üzerine bir shield'la kapatıyorsunuz. Bir kalkanla kapatıyorsunuz, yani kontak lens. Kapatıyorsunuz. Göz hareketleri de olmuyor uyurken. Göz hareketleri de çok önemli oksijen alması açısından. Havadan oksijen alamıyor. Bulbar konjonktivadan da oksijen alamıyor. Bir tek silyer damarlardan oksijen alması gerekiyor. Yani 3 tane metodun 2 tanesini bloke ediyoruz. Hı hı. Üstüne üstlük göz hareketleri açma kapama hareketi olmadığı için de kontak lensin altında asidik bir ortam oluşuyor. Sirkülasyon olmuyor. Bir nevi gözü öldürüyoruz herhalde, değil mi? Öldürmesek bile yani şöyle bir insanın ağzını burnunu kapatıyorsun, hadi nefes al diyorsun, yani öyle gibi bir şey yani. Evet. Zorluyoruz. Aman dikkat edelim. Dikkat edelim. Hava filtresini kapatıyoruz motorun, hadi çalış diyoruz mesela. Egzozunu belki kapatıyoruz, hava filtresini kapatıyoruz, hadi çalış. Hem tahliye yok hem alım yok. Yani ne olur, motor boğulur bir süre sonra. Aynı şekilde yani biz zorluyoruz gözü. Hem de enfeksiyonlara yatkın hale getiriyoruz. Yani ne gerek var? Gece ne yapacaksın lensle? Evet, işte. Yani görmeyeceksin ki, uyuyorsun zaten. Evet, üşengeçlik etmeyin. Çıkart lensini koy lütfen. Evet. Evet. Şimdi sokağa gideceğiz birlikte Sayın Yaşar. Bakalım bu konularda neler konuştuk. Yazın gözlerinizi korumak için özel bir şey yapıyor musunuz? Güneş gözlüğü kullanıyorum. Onun haricinde ekstra bir şey yapmıyorum. Güneş gözlüğü kullanıyorum. Özellikle yazın yaptığım makyajları her gece çıkarmaya dikkat ediyorum. Güneş gözlüğü kullanıyorum doğal olarak. Başka bir şey yapmıyorum. Gözlük kullanıyorum. Yani başka herhangi bir şey yapmıyorum. Gözlerim biraz alerjisi olduğu için bazen gözyaşı kullanıyorum. Güneş gözlüğü herkes gibi. Aldığım güneş gözlüğünün ultraviyole olması, koruması olduğuna dikkat ediyorum. Lenslerimi iyi seçiyorum. Yani güneşe biraz daha duyarlı bir renkli gözlüğüm ve güneşe duyarlıyım. O yüzden lenslerimi de kaliteli seçtiğim zaman güneşe bir tık daha rahat bakabiliyorum. Toplumca yeteri kadar bilinçli miyiz? Çok iyi. Yani toplumumuz yavaş yavaş bilinçleniyor bu konuda. Gayet iyi şeyler söylediler. Hı hı. Gerçekten de doğru haberler, şeyler güzel söylediler. Değil mi? Evet, evet. Ya da sizi izleyenler bilinçli kişiler. Ya da değil mi? Soru cevap bölümüne geçelim istiyorum. Çok fazla soru geldi size. Bize katılabilirsiniz efendim. Numaraları bir kez daha hatırlatalım. 0212 243 71 78 arayacağınız numara hattı. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesaj atabilirsiniz. Bir izleyicimiz der ki merhaba, ben Emre Usta. Sorar mısınız, optik sinirde hücre tedavileri yurt dışında mevcut mu? Şimdi bunlar kök hücre tedavileri vesaire, bunlar tabii deneysel çalışmalar. Yavaş yavaş gen tedavileri, bu kök hücre tedavileri yavaş yavaş geliştiriliyor. Henüz şu anda yaygınlaşmış bir tedavi yok bu konuda. En azından benim bildiğim böyle bir şey yok. Tabii ki yani yurt dışında olsun, ülkemizde olsun bu konuda yapılan araştırmalar var. Zorluyoruz tabii ki, yani bulmaya çalışıyoruz yeni tedavi metotları, biz hekimler, bilim adamları. Var bu tarz çalışmalar ama böyle hani bunun sahaya açılması öyle zaman alıyor. Yani yıllarca deneyler, en son insan üstünde deneyler, sonra sahaya çıkıyor. Hı-hı. Tedavi metodu olarak benimseniyor. Hı-hı. Henüz yaygınlaşmış bir şey yok. Yok değil mi? Bir diğer izleyicimiz, iyi yayınlar. Benim göz tansiyonum var, ne yapmam lazım? Bir de bu rahatsızlık kalıcı mı? Şimdiden teşekkürler. Göz tansiyonu çok önemli bir rahatsızlıktır. Sinsidir, belirti vermez. Çok nadiren ağrı, bir baş ağrısı, göz çevresinde ağrı, ışık hassasiyeti gibi belirtiler verir. Ama %80'i 90'ı belirti hiç vermez. Rutin bir muayene sırasında biz hekimler şüpheleniriz. Bazı tetkikler isteriz. OCT, görme alanı, pakimetri gibi. Ve orada da biz bu belirtilerini görürsek göz tansiyonu teşhisiyle tedavi başlarız. Çok önemli bir rahatsızlıktır. Neden mutlaka olur? Nedeni açıkçası araştırılıyor. Hı hı. Yani şundan dolayıdır diye bir şu anda net bir bilgi yok. Hı hı. Ama işte apoptozis, nörolojik bir hücre hasarı, hücre ölümü söz konusu. Yani bunun asıl orijininde tedavinin de zaten temelini oluşturan göz içi basıncının yükselmesi durumu söz konusu. Kendi tansiyonumuzla ilgisi var mıdır? Şöyle, hipertansiyon tabii ki bütün damarları zorlayan, bozan bir durum. Hipertansiyon tabii ki gözün de damar yapılarını bozduğu için yatkınlık oluşturabiliyor. Ama yapılan çalışmalarda tam tersine hipotansif hastalarda glokomun daha çok olduğu gözlenmekte. Yani düşük tansiyon hastalarının. Evet, daha çok olduğu gözlenmekte ama hipertansif hastalıklarla beraber de diyabet, hipertansiyon sıklığı artıyor, glokom görülme sıklığı. Mutlaka hastamız ilaçlarını düzgün kullanmalı. Bitmeden hatta azaldığını hissedince gidip hekimine yenisini yazdırmalı. Takip önemli anladığım kadarıyla. Takiplerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Tetkiklerini vaktinde yaptırmalı. Kronik bir rahatsızlıktır. Uzun süre takip ve tedavi disiplinli bir izlem gerektirir. Onun için bu unsurlara dikkat etmeleri gerekir. İzleyicimiz kalıcı mıdır diye sorar ama herhalde... Kalıcıdır. Şöyle, hasar önlenebilir, kalıcıdır. Biz bu hasarı ilaç tedavileriyle, selektif lazer trabeküloplasti, işte başka diyot lazer vesaire gibi lazer tedavileriyle ve cerrahi, en son aşamada cerrahi tedavilerle durduruyoruz. Ne kadar erken teşhis koyarsak sinir hücresi, optik sinir hasarı o kadar azken bunu bloke etmek lazım. O yüzden hani çok ilerlemeden bunu durdurmak lazım. Belirti vermiyor dediniz ama herhalde düzenli göz kontrolleriyle ortaya çıkıyor. 6 aylık periyotlarla zaten herkesin bir göz kontrolü yaptırmasında fayda var. Bu kontroller sırasında ortaya çıkabiliyor. Yakalanabiliyor. Peki gözün normal tansiyon değerleri nedir acaba? Şimdi böyle bir şey çok yok aslında ama kastimizedir. Yani şahsa göre değişir. Çünkü kornea kalınlığı çok değişkendir kişiden kişiye. Ortalama bir kornea kalınlığında 21, 20, 19 ve altında olmalı ki biz bunu normal kabul edelim. Sizin hani sorunuza böyle basitçe bir yanıt vermek gerekirse 21 ve 6 normal olur. Biz 19, 20 ve 21'de şüpheleniriz. Eğer korneası inceyse glokom olabilir mi diye. Bir de bir başka şeye de değineyim. Hani her zaman göz tansiyonu yüksek olarak seyretmez. Bazen normotansif glokom hastalığı vardır. O ne demek? O da göz içi basıncının yükselmeden de optik sinirin hasar gördüğü bir tipi, glokomun tipi. Burada mesela göz içi basıncı normal seyreder ama optik sinir hasarı gözlemlenir. Bundan da hani hekimlerin özellikle bu konuda da hani atlamamaları gerekiyor. O yüzden de işte bazı tetkikler isteriz. Normaldir kişinin göz tansiyonu. Ama bakarız hani OCT'de defekler vardır, görme alanında defekler vardır, korneası incedir. Buradan yakalarız. Şimdi yeniden sizin sesinizi dinleyeceğiz. Gözlük ya da lens kullanmak istemeyen bir insan sizce neler yapabilir? Doktora danışarak ameliyat olabilir, farklı seçeneklerini öğrenebilir. Bu konuda bir problem yaşamadığım için fazla bir bilgim yok. Televizyondan korunarak, güneş gözlüğü kullanarak daha yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde en mantıklı olarak doktora gidip doktordan çare alması lazım. Yani kendi kendine uygulamalar pek fayda vermiyor. Yanlış tedavilerin sonucunda göz kuruluğuna kadar sebep olup ileriki yaşlarda daha büyük sıkıntılara sebep olabilir. Lens en büyük şey ama göz ameliyatları olduğunu biliyorum numaralıysa. Ben onu cesaret edemediğim için senelerdir lens takıyorum. Yani teknolojinin ilerlemesini bekledim. Gerçi göz numaram çok yüksek değil ama yine de hani çok rahat olmadığım için hiçbir zaman düşünmedim. Valla bence lens ya da herhangi bir şey kullanmayan bir hasta öncelikle sağlıkta neler yapabilir mi araştırmalı. Hangi doktora gitmesi gerekiyorsa onu bulmalı. Ona göre tedavi yöntemlerine bakmalı. Gözlük ya da kontak lens kullanmak istemeyen kişiler için tedavide ne tür yöntemler devreye giriyor? Evet. Lazerle gözlük ya da kontak lensten bir şekilde kullanmak istemeyen kişileri kurtarabiliyoruz. Bunun haricinde bazı refraktif cerrahi metotlar var. Mesela güncel olan akıllı mercekler gibi ama bunlar mesela 40 yaşından sonra uygun kişilere akıllı mercek tedavisiyle, trifokal mercek implantasyonuyla hem kataraktı varsa kataraktını temizliyoruz, hem de görme uzak, kusurlarını, yakın, hiçbir gözlük takması gerekmeyecek şekilde kalan yaşamını sürdürmesini sağlayabiliyoruz. 40 yaş altında, tercihen 21 yaşından sonra durmuş gözlerde, ilerlemesi durmuş gözlerde ve bazı parametrelere bakarız biz. Hani kornea kalınlığı, kornea topografisi, işte sistemik hastalık olmayacak, glokomu işte kontrol altında olacak veya ileri seviyede bir glokom olmayacak. Bunlara uyan kişileri excimer lazer tedavisiyle de gözlük veya lensten kurtarabiliyoruz. Hı hı. Şimdi biraz excimer lazer açalım, biraz akıllı merceği açalım. Tabii. Excimer lazer 1980'li yıllarda keşfedilen bir metot. Lazer ışığı kullanılarak korneaya şekil veriyoruz biz. Yani gözlüğün merceğini korneamıza işliyoruz. Gözün dışındaki saydam tabakaya biz onu işliyoruz. Bu kalıcı, doğru kişiye doğru bir şekilde yapıldığında kalıcıdır. Hı hı. Ve sonuçları çok yüz güldürücüdür. Herkes şeyden mesela çekinir, işte bu gerçekten de iyi bir metot mu? İyi bir metot, yani düzgün hasta seçimiyle gerçekten de sonuçları mükemmele yakın. Düzgün hasta seçiminin altını özellikle çiziyorsunuz burada. Tabii tabii. Nedir? Şimdi uygun kişiye uygun operasyon. Mesela kesinlikle. Göz bozukluğu çok yüksek olanlarda işe yaramaz mı? Yaramaz. Hmm. Tabii. Şimdi mesela korneası incedir, o yapamazsınız. Şimdi excimer lazer nasıl bir şey, ben bahsedeyim kısaca. Şimdi caminin kubbesini düşünün. Tamam. Böyle bir kubbe var değil mi? Hı hı. Onun böyle bir beton kalınlığı var değil mi? Evet. O betonu ince yaparsak çökebilir. Evet. Dolayısıyla şimdi lazer o betonu biraz tıraşlıyor. Hı hı. Buraya, çünkü o betona, yani kornea saydam bir cam kubbe, fanus, et kalınlığı var diyeyim. Hı hı. Pakimetriyle biz onu ölçeriz. Onu biraz böyle tıraşlıyoruz. Çünkü oraya biz yeni bir mercek işliyoruz. Doğru. Kontak lensi oraya işliyoruz gibi düşünün basitçe. Hı hı. Şimdi bu 600 mikron, 580, 570, 550 kişiden kişiye değişir kalınlıktaki korneayı inceltiyoruz. Hı hı. Bunun 120 mikronunu, 180 mikronunu götürüyoruz. Hı hı. Ne oluyor? İnceliyor. O 600 mikron 400'e düşüyor, 420'ye düşüyor mesela. Dolayısıyla kornea kalınlığı çok önemli. İnceliyor lazerde. Evet. Ama bu güvenlik sınırları içerisinde yapılıyor. Yeteri kadar kalınsa yapılmalı. Aynen öyle. İşte biz ince bir korneaya bunu yapmamalıyız. Hastanın gözünün ilerlemesi durmuş olmalı. Refraktif stabil bir hastaya yapmalıyız. En az bir yıl hastanın göz numaraları ilerlememiş olmalı. Hı hı. Herhangi bir sistemik hastalığı, bağ dokusu hastalığı, özellikle işte bağ dokusu hastalığı nedir? İşte romatizma gibi rahatsızlıkları olmaması gerekiyor ki kontrolsüz bir doku iyileşmesi olabiliyor. Hı hı. Glokomu keza varsa çözmüş olmalıyız. İlerleyici bir durum ortadan kalkmış olmalı. İleri bir seviye optik sinir hasarı olmaması lazım. Bir de biz bu korneayı incelttiğimiz için sonrasında takibini de not almalıyız. Hani bu 600 mikronken bu kadardı, 400 küsüre düştü, işte ölçümler bu. Şu anda bu kadar. Hani onu hekiminin iyi takip etmesi gerekiyor. Sayın Yaşar, bir telefonumuz var. Nevşehir'den Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Ahmet Bey. Geçmiş olsun. Buyurun, dinleyelim sorunuzu. Hadi. Duyuyoruz biz sizi. He, iyi günler. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Buyurun, dinleyelim sorunuzu. Özgür Bey burada. Şimdi ben de bir şey de var, değil mi? Bu bende göz tansiyonu var, devamlı. Normal şekilde andığımız zaman tansiyon normal duruyor bende bir süre. Kestirmeydik, yükseliyor. Bir hafta herhangi kesin doktorların kontrolünde kestik tansiyon damlamasını. Tekrar 29-33'e düştü, çıktı. Tekrar normal damlamaya başlayınca şu anda 18-19'larda. Bunun ameliyat olma şeyi var mı veya bunu ömür boyu mu kullanmamız gerekecek? Evet, şimdi geçmiş olsun öncelikle. 30'lardan 19'lara düşmesi iyi bir şey. Demek ki ilaç tedavisine uygun bir hastalığınız var. Damlalarınızı düzgün bir şekilde kullandığınızda ameliyat olmanıza gerek yok. Öncelikle biz kontrol altına almaya çalışırız gözçi basıncını. Eğer kontrol altına damlalarla alınabiliyorsa ameliyata ne gerek var? O yüzden eğer damlalarla kontrol altına alınamıyor ise ve optik sinir hasarı yapılan tetkiklerle artıyor ise mutlaka o zaman hekiminize başvurmalısınız. Zaten hekiminiz size önerecektir başka tedavi metotlarınız. Lazer olabilir, evet, operasyon olabilir veya ilaç değişikliği olabilir. Operasyon, evet, operasyon en son seçenektir. En son seçenek. Önce Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin, buyurun, dinliyoruz. Ben bir de göz abdesti, sık göz abdesti oluyor. İltihaplanma. İltihaplanma diyor. Kimde oluyor, sizde mi oluyor gözünüzde iltihaplanma? Evet, işte o damlalar kullandığımız zaman iltihaplanma oluyor. İltihaplanma geçiyor. Ama bıraktıklar şöyle aradan bir ay falan geçtiğimizde tekrar aynı şekilde iltihaplanma oluyor. Şimdi göz tansiyonuyla iltihaplanma farklı bir şey. Göz tansiyonuyla iltihaplanma olmaz. Sizin iltihaplanma dediğiniz başka bir şey olmalı ve göz tansiyon damlalarıyla iltihaplanma tedavi edilmez. Başka bir damla kullanıyor olmalısınız. İltihaplanma için hekiminizin verdiği. Onu tabii şimdi bilemiyorum ben sizde nasıl bir iltihaplanma olduğunu. Mesela basitçe örnek verecek olursak kirpikli bir iltihabında blefarit diyoruz biz o hadiseye. Kroniktir, evet, ve sürekli kirpik dibinde iltihaplanma olur. Biz bunu antibiyotik tedavisiyle akut alevlenmeleri tedavi ederiz. Onun haricinde de bazı pansumanlar öneririz. Ilık çay suyuyla pansuman, bebe şampuanıyla, sulandırılmış bebe şampuanıyla, pamukla temizlik. Periyodik olarak bunları öneririz ki iltihaplanma sıklığı azalsın diye. Yani sizin göz tansiyonu hastalığınızla iltihaplanma farklı bir şeyler. Yani o iki, evet, iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Damlalar tabii ki ayrı. Bunların damlası ayrı da. Şimdi göz tansiyonu, şimdi şunu anlayamadım çok iyi bir şekilde. Siz göz tansiyonu damlalarınızı kullandığınızda gözünüzde iltihaplanma mı oluyor? Yok yok. Belli bir süre geçiyor. Damlatsam da damlatmasam da. Tamam. Şimdi bu göz tansiyonu damlalarınızı asla kesmeyin bir kere. Onu söyleyeyim. İltihaplanma varsa hekiminize başvurun. Nedeni başka bir şey olabilir. Yani blefaritiniz olabilir veya bir konjonktivitiniz olabilir. Onu tedavi eder. Ayrıca ilaç vererek. Ama göz tansiyonu damlalarınızı kesmeyiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Göz tansiyonu damlaları bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Eğer göz tansiyonu damlasını damlattığınızda kızarıklık, yanma, batma, sulanma gibi problemlerle karşılaşıyor iseniz hekiminize başvurun. Başka bir damlaya geçer. Böylece sizi rahatsız etmeyecek göz tansiyonu damlasına devam edersiniz. Tamam. Damlalardan ilgili değil bu. Tamam, o zaman hekiminize başvurun. Başka bir şey var muhtemelen. Blefarit. Bu balık yağı hapı iyi gelir mi? Şimdi şöyle, balık yağı hapı omegadır. Omega ağırlıklı beslenme göz sağlığına oldukça iyi gelir. Mutlaka bu tarz gıdalarla beslenmeliyiz. Balık yağı. Bunlar çok faydalı göz sağlığı açısından. Zaten biz sarı nokta hastalığında da bunu içeren vitaminler kullanıyoruz. Kendi anneannemin de mesela bu problemi var. Ben ona da kombine bunu içeren, balık yağını içeren ve başka zeaksantin, astaksantin gibi şeyleri içeren bir vitamin tedavisi başladım. Bunu herkesin kullanmasına gerek yok tabii. Sarı nokta hastalığı olan kişilerin kullanmasında fayda var. Ama Diğer sorunuz balık yağı faydalı mıdır? Balık yağı tabletleri, balık yağı, balık yemek, antioksidan beslenmek göze faydalı mıdır? Faydalıdır. Mutlaka. Şimdi biz balık devamlı bulamadığımız için. Balık yağını kullanabilirsiniz. Çok evet, faydalı göze. Şimdi, çok faydalı. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Süremiz doldu. Geçmiş olsun size efendim. Bir dahaki sefere yeniden arayın olur mu? Bir göz konusunda yine. Geçmiş olsun diyelim. O kadar keyifli geçti ki sohbet, gerçekten süremiz su gibi aktı gitti. Çok teşekkürler. Özgür Bey, benim için de öyle. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Buyurun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Efendim bu bölümü de bitirdik. Göz hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Özgür Yaşar bize bilgi verdi. Hiçbir yere ayrılmayın, biz buradayız.